Matematik dersinde ilkokuldan beri hep başarısız mısınız? Ya da rakamlar, denklemler, işlemler. Bunlar sizin için bir kabus mu? Sorun bir türlü rayına oturamayan eğitim sistemi mi? Yoksa yeterince zeki olmamak mı? Bunların hiçbiri olmayabilir. Belki de bu durumun sebebi diskalkuli terimindekidir. Diskalkuli terimini daha önce hiç duymuş muydunuz? Diskalkuli, matematik öğrenme bozukluğudur. Toplumumuzda önceden beri yer etmiş olan anlayışa göre matematik yapamamak, matematikten anlamamak zeka geriliğiyle ilişkilendirilirdi. Ama diskalkulik bireyler için durum işte öyle değil. Diskalkuli, 1980'lerde yapılan araştırmalarla ulaşılan beynin bir bölümünün doğru çalışmaması sonucu ortaya çıkan matematik öğrenme bozukluğudur. Beynin matematiksel ve aritmatik işlemlerle ilgili olan kısmındaki bozukluğu genel olarak zeka ile ilişkilendirmek yanlış olur. Diskalkuli, matematiksel ilişkileri anlama, yazma ve hesaplamada sayısal sembolleri tanıma, kullanma ve yazmada bozukluk ya da eksiklik olarak tanımlanır. Diskalkuli çocukların %5'inde görülebilmektedir. İlkokul 1. sınıfta fark edilemeyebilir ama 2. ve 3. sınıfa doğru kendini gösterecektir. Diskalkulinin nedenleri arasında farklı görüşler vardır. Bir görüşe göre bu durum kalıtımsal, başka bir görüşe göre beyindeki biyolojik bir hastalık. Bunların dışında duygusal ve sosyal problemlerden de kaynaklanabileceği yönünde görüşler vardır. Sebebi ne olursa olsun diskalkulinin maalesef tam bir tedavisi yoktur. Diskalkuli yalnızca okulda matematik derslerinde sorun yaşamanıza neden olmaz. Aynı zamanda günlük hayatı da zorlaştırıcı bir etkiye sahiptir. Peki, diskalkuliye sahip olan bireyler tam olarak hangi belirtileri gösterir? Problem çözümü için strateji geliştiremezler. Zayıf bellek nedeniyle yapılan hesaplamalarda hataları vardır. Kesirli anlamada güçlük yaşarlar. Çarpma, bölme, toplama ve çıkarma işlemlerinde güçlük çekerler. Analog saatleri okumakta zorluk yaşarlar. Sayıları birbiriyle kıyaslayamayabilir, negatif ve pozitif sayıları ayırt edemeyebilirler. Basit işlemleri parmak kullanarak yaparlar. Zamanla ilgili kavramları anlamada güçlük çekerler. Gün, ay, yıl ve benzeri. Sağ sol kavramları ve yer yön belirtmede güçlük çekebilirler. Bu semptomlar diskalkuliyi tanımak için önemli. Ama sadece bunlardan ibaret olduğunu söylemek yanlış olur. Bireyler farklılaştıkça belirtiler de farklılaşabilir. Bütün bu semptomlarla birlikte öğrenciler ilk başta okulda matematik dersinde basit işlemlerde bile zorlanır. Matematik, onlar için adeta anlaşılması çok zor bir dil haline gelebilir. Gittikçe karmaşıklaşan konular ile birlikte öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler iyice kendini matematikten soyutlayıp öğrenilmiş çaresizlikle bu durumu kabullenirler. Matematik onlar için adeta anlaşılması çok zor bir dil haline gelir. Diskalkulinin tam bir tedavisi olmasa da özel bir eğitim ile günlük yaşamı sınırlandıran etkileri en aza indirilebilir. Öncelikle bu öğrenciler erken yaşta fark edilip onlar için ayrı bir eğitim modeli hazırlanmalıdır. Özel ilgi gerektiren kavramlar ve işlemleri yoğunlaşmalı ve öğrenmeleri için gerekli süre ve ortam sağlanmalıdır. Bu öğrencilerin çok iyi birer matematikçi olmaları beklenmese de günlük yaşamını idame ettirebilecek ve temel eğitimini tamamlayacak derecede matematik öğrenmeleri verilecek özel eğitimde mümkündür. Diskalkuli problemi olduğunu düşündüğünüz çocuğunuz varsa
lütfen en kısa zamanda ilgili uzmanla iletişime geçiniz.